Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Katar Türkiye kararını resmen duyurdu. İmzalar atıldı. Değerli izleyenler, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi gelen yabancı çalışanlar nedeniyle ülkede yaşayanların sayısı bir önceki yıla göre %13,2 arttı. Körfez ülkesinin istatistik ofisi tarafından yayınlanan verilere göre geçen yıl 370 bin kişinin ülkeye yerleşmesinin ardından toplam nüfus 2,94 milyona çıktı. Yarımada ülkesinin nüfusun çoğunluğunu düşük gelirli göçmen kişilerle diğer yabancı çalışanlar oluştururken Katar vatandaşlarının sayısı 380 bin civarında oldu. Ülkede şu ana kadar düzenlenen en büyük etkin etkinlik olan Dünya Kupası sırasında 1,2 milyon tiz ziyaretçinin geleceği tahmin edilirken, organizatörlerin yaşadığı personel sıkıntısının yanı sıra altyapı konaklama ve güvenlik gibi alanların da zorlanması bekleniyor. Uluslararası Otel işletmecisi Akor Group 65 bin oda, daire ve evleri Dünya Kupası sırasında işletebilmek için dış ülkelerden 12 bin geçici çalışan transfer etti. Emirlik, Türkiye ile de güvenliği sağlamak için 3000'den fazla polisin geçici olarak görevlendirilmesi için anlaşma imzaladı. Bütçe dokümanlarına göre Katar Dünya Kupası'na hazırlık amacıyla çevre yolları, 7 yeni stadyum, oteller, gökdelenler inşa etmek için 229 milyar dolar harcadı. Bu dönemde Katar nüfusunun yaklaşık yarısı inşaat sektöründe görev aldı. IMF tahminlerine göre turnuvadan sonra Katar'ın nüfusu %1,2 azalacak ve 2027 yılında 2,5 milyona düşecek. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.